Efendiler, müminler, kardeşler. Muharrem ayının 10. gününe, işte bugün 10. günündeyiz. Muharrem'in 10. günündeyiz. Bu 10. gününe bildiğiniz gibi ne diyorlar, ne isim veriyorlar? Aşure günü. Yevmi Aşura. Yevm gün demek, yevmi Aşura, Aşura günü deniyor. Nereden kalmış, nasıl gelmiş, nereden bu ismi almış? Hemen hemen az çok bu konuyu merak edenler zannediyorum bu husustaki bilgileri edinmişlerdir. Ama kısaca arz edeyim. Daha ziyade bu isim, Aşure günü, yevmi Aşura dediğimiz bu isim, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın zamanından kaldığı anlaşılıyor. Biliyorsunuz Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra yeryüzündeki beşeriyetin ikinci babası. İkinci babası. Kur'an'ın ifadesine göre, zaman zaman da ibret olsun diye söylüyoruz. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا ayet-i ilahiyesinin verdiği habere göre, Nuh Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği kavmin, milletin içinde 50 eksik 1000 sene kalmış. Kur'an-ı Mübin böyle ifade ediyor. 50 eksik 1000 sene. Ne yapar toplam olarak? 950 sene. Elfe senetin Arapça elfe 1000 demek. Elfe sene 1000 yıl illa 50 eksik. 50 eksik 1000 sene kalmıştır. O da peygamber olarak. Yani esas kendisinin yaşı belli değil. Kaç yaşında peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim belirtmiyor. Ama peygamber olarak 950 sene kalmış. Nuh Aleyhisselam. Ayetten sabit olduğu için inkarı mümkün değil. 950 senelik mücadele, peygamberlik mücadelesi, tevhid mücadelesi, İslam mücadelesi sonunda en ciddi, en sıhhatli kaynaklara göre kendisine inananların sayısı 16 kişi. 950 senede 16 kişiyi ancak bulabilmiş, ancak hidayet nasip olmuş bu kadar insana. Bunca zaman içerisinde 950 sene dile kolay. Tabi zalim bir kavim, inkarcı bir kavim, inatçı bir kavim Nuh demişler, peygamber dememişler. Hani bu tabir oradan geliyor. Nuh diyor, peygamber demiyor var ya tabir şimdi halkın arasında. Demek oradan geliyor. 950 sene Nuh demişler, peygamber dememişler. Tasdik etmemişler. Çok çetin bir mücadele. Çok uzun bir mücadele. Çok sabır istiyor, çok sabır gerektiriyor. Kolay bir şey değil. İslam kolay bir şey değil. Müslüman kalmak kolay bir şey değil. İslam'ı taşımak kolay bir şey değil. Efendimiz buyurmuşlar ki, zaman gelecek, ki zaman zaman bu nükseder, olur bu. Zaman gelecek, bir kimsenin İslam'ı yaşaması, İslam hayatını, İslam'ın teklif ettiği hayatı yaşaması o kadar zorlaşacak, o kadar güçleşecek ki bir kimsenin çıplak avucunda köz haline gelmiş, kor parçası haline gelmiş bir ateşi, közü çıplak avucunda taşımaktan daha çetin hale gelecek. Hadisin metninde aynı öyle var. Yani avuçlarının içinde, çıplak avuçların içerisinde ateş parçasını taşımak ne kadar zor ve zahmetliyse İslam'ı taşımak da aynen öyle zahmetli olacak. Belki bugün bunu bir nebze yaşıyoruz. İslam davasını temsil etmek, yaşamak, yerine getirmek, çekinmeden, sakınmadan, korkmadan, gizlenmeden açıkça İslam'ı yaşamak çok zor bir hadise. Çok mücadele gerektiriyor, çok sabır gerektiriyor. Çok büyük tahammül istiyor. Düşünün yani bir peygamber 950 sene mücadele etmiş. Durmamış, duraklamamış. Devam etmiş, didinmiş, çırpınmış, koşmuş, koşturmuş 950 sene. En fazla kendisine inanan 16 kişi. Karısı inanmamış, oğlu inanmamış. Ehli iyal inanmamış. Hatta oğullarından, kitapların tespitine göre oğullarından
bir tanesi çok karşı çıkmış. Babasını aklını kaybetmekle itham etmiş. Sen aklını kaybettin demiş. Böyle bir alanda, böyle bir zeminde tufan olur mu, yağmur olur mu, sel olur mu, göl olur mu, deniz olur mu? Deniz olmazsa gemi olur mu? Sen gemiyi niçin yapıyorsun? Delisin, aklın gitmiş senin demiş. Bulamışsın demiş. İnanmıyorlar. Ki böyle tarihi kaynaklara göre Hazreti Nuh'un bu büyük oğlu dediğimiz peygamber olan babasını böyle ısrarla, inatla horlayan, hor gören, karşısında çok şiddetli bir inkarcı olarak duran ve adı Kenan olan bu kişinin cezasını Cenab-ı Hak anında vermiş. Anında, hiç geciktirmeden. Hazreti Nuh yalvarıyor, diyor ki, ya Büneyye, ey benim biricik oğlum, ya Büneyye, kendisine izafe etmiş, ey benim oğulcuğum, yavrucuğum, ey benim biricik yavrum, çocuğum, evladım, yavrum, irkep bana, gel bizimle beraber şu gemiye bin, ya Büneyye erkem bana, bizimle beraber ol, gel bu gemiye gir, biraz sonra tufan olacak, kıyamet kopacak, yeryüzünde canlı kalmayacak, ne varsa bizim gemimizdeki kurtulacak. Dediyse de, yalvardıysa da, oğlu diyor ki, seavi ila cebelin yasımuni, görmüyor musun diyor, karşıda muazzam bir dağ var, Arapça cebel dağ demek. Ben o dağa tırmanırım, arkamdan diyor tufan mufan gelemez, beni kimse yakalayamaz. Yasımuni, beni bu dağ korur diyor. Dağlara sığındığını ve Allah'ın varlığına, kudretine, birliğine inanmadığını, ancak gözüyle gördüğü dağa sığınacağını ifade ediyor. Ne ahmaktır, ne aptaldır ki o dağları da yaratanın Allah olduğundan haberi yok. Tam bu esnada bir korkunç bir gazap geliyor, dalga geliyor ve gözünün önünde Hazreti Nuh'un oğlunu çatır çatır boğuyor. Hiç aman vermeden, zaman vermeden. Cezası anında geliyor. Babalığın, babalık şefkatinin şiddetine bakınız ki, bir anda nübüvvet sıfatını bırakarak übüvvet, yani babalık sıfatıyla birdenbire merhamete gelip, ya Rabbi bu boğduğun insan benim oğlum, benim ciğerparem, benim neslimden, benim zürriyetimdendir. Niçin gözümün önünde bunu cezalandırdın der gibi bir hal içine girer girmez, Cenab-ı Hak şiddetle, innehu leyse min ehlik, o senin oğlun ehlin değildir, bir daha sahip çıkarsan seni peygamberlikten kovarım. Senin ehlin gemiye binenlerdir. Yani İslam'da ehli beyt dediğimiz davaya inananlardır. Soyundan sülalesinden gelmek asla çare değildir. Davaya, İslam'a inanmak esas temel olarak alınmıştır. Ölçü budur. Irka, renge, şekle itibar edilmemiştir. İmana, İslam'a itibar edilmiştir. Bak o senin oğlun değil, o senin ehlinden değildir diyor Cenab-ı Hak. Sahip çıkma. Bir daha bir şey söylemeyesin. Benim oğlum, senin oğlun olması hiçbir şey ifade etmez. Senin taşıdığın imanı taşımadıkça senin oğlun değil. İslam yepyeni bir değer getiriyor. İslami değer diyoruz ya, değer. Ölçü budur işte. Ölçü budur. Yoksa başka türlü olmaz. Aynı şiddet Hazreti Habibullah'ın öz amcası Ebu Leheb'in üzerine çökmedi mi aynı şiddet? Peygamberin mübarek yüzüne yerden aldığı, sağ eliyle yerden kaptığı bir avuç toprağı peygambere hakaret olsun diye yüzüne serptiği, yüzüne saçtığı zaman Allah-u Teala anında Cibril'i arza göndererek tebbet yeda Ebu Leheb'in ve tebbe. Elleri kurusun Ebu Leheb'in, kurumuştur. Ceza gelmiştir. Öz amcası, amcası olmasının hiçbir manası yok. Aynı imanı, aynı İslam'ı paylaşmıyorsa hiçbir kıymeti yok. İslami değerlerin başında iman geliyor. İnanmadıktan sonra babanız bile olsa beş para etmez. İnanmadıktan sonra amcanız, kardeşiniz, dayınız, halanız, hanımınız kim olursa olsun. Nitekim Ebu Leheb'in karısı işte. O da peygambere karşıydı. O da Allah Resulü'nün yolunu kesmeye çalışıyordu.
geceleyin bazı evlere giden peygamberin hangi evlere gideceğini öğreniyor, onun gideceği yollara diken döküyor, peygamberin ayağına diken basın da inin inin inlesin istiyordu. Allah-u Teala bunun için ne diyor? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَابِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ. Ebu Leheb'in karısını da ebediyen cehenneme atıyorum. Bu da kafi gelmeyecek, sırtında cehenneme odun taşıyacak durumdayken sokacağım onu diyor. Belanın en beteri. İslami değerlere çok dikkat etmek lazım. Esas itibar, itimat, izzet, şeref, kıymet, mana, önem, kıdem sadece ve sadece imanda, İslam'da, takvada, İslam'ı bir bütün olarak yaşamaktadır. Ölçü budur. Onun ötesinde başka bir ölçü İslam kabul etmiyor. Nihayet tufan tecelli ediyor. Kolay değil, demin dedim çok sabır ister bu, çok büyük tahammül ister. 950 sene uğraşacaksınız, 16 kişiyi zor bulacaksınız. En son artık gırtlağına dayanmış Hazreti Nuh'un, gırtlağına dayanmış aleyhissalatü vesselam büyük peygamber, çok çilekeş bir peygamber. Sonunda duramamış artık, bitmiş, sabır mabır kalmamış belli ki. Rabbi la tezer fil ardı minel kafirine deyyara. Yeryüzünde bir tek kafir canlı kalmıyor, hepsini boğacaksın ya Rabbi diyor. Bir tek kafir istemem. Hepsi gidecek dünyadan. Çok şiddetli bir dua. Allah-u Teala anında kabul etmiş. Peygamberle geçmeyiz. Ve tufan işte bütün mahlukatı, bütün mevcut, bütün insanları, beşeriyeti o bölgede artık o günün şartlarına göre teferruatını Kur'an-ı Kerim vermiyor. Başka kaynaklar da var. Ve böylece Nuh Aleyhisselam ve gemisine binenler boğulmaktan kurtuluyorlar. Sahili selamete çıkıyorlar. İşte Nuh Aleyhisselam'ın ve kendisine inananların kurtulduğu gün hangi gündür? Aşure günü. Muharrem'in 10. gününe isabet ediyor. Tesadüf demeyelim, isabet ediyor. Karaya çıkar çıkmaz gemide müminlerin, o günkü Müslümanların elinde, eteğinde tahıl dediğimiz o kuru gıda. Ona ne diyorlar? Tahıl mı? Kuru gıda neyse. İşte mercimek gibi, nohut gibi, fasulye gibi her neyse. Kimin yanında ne varsa onları getirip bir kazana koyuyorlar, müşterek pişirip belki 10 çeşit, belki 10 çeşitten de fazla hububat, tahıl tamamını bir kazana döküp pişirip o müminlere karaya çıkışın zaferi, kurtuluşun müjdesi olarak, şenlik olarak, bayram olarak onlara o kazandaki yemeği ikram ediyorlar. Bunun adına ne deniyor? Aşure çorbası. İçinde en az 10 çeşit şey var. İşte bugün hala bazı Müslüman evlerde pişirilen aşurenin hatırası oraya dayanıyor. Hatıra. Mübarek bir hatıra. Yapmak lazım, dağıtmak lazım. Çoluğa çocuğa anlatmak lazım bu hadiseyi. Tevhidin kavgasını. Tevhidin mücadelesini anlatmak lazım. Bilhassa öyle mübarek bir gün ki kaynaklarda ifade edine göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da Nemrud'un ateşinde yanmayıp kurtulduğu gün 10 Muharrem'e isabet ediyor. Bu da çok ilginç. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un takibinden kurtulup Firavun'un denizde boğulması, Hazreti Musa'nın da kurtulması hangi güne isabet ediyor? 10 Muharrem'e, o da aynı güne. Hemen hemen bütün diğer büyük olaylar Enbiya dediğimiz peygamberlerimizin, biliyorsunuz biz bütün peygamberleri aynen tasdik ediyoruz. Ümmeti Muhammed'in özelliği nedir? İşte İslami değerlerden birisi de bütün peygamberleri kabul etmek. Nerede ifade ediliyor Kur'an'da? Sık sık yatsı namazlarından sonra imam efendilerin mihrapta okuduğu bir aşr-ı şerif var. Hangisidir? Amene Rasulü diye başlayan mübarek aşir. Orada hepimizin bildiği gibi La nüferriku beyne ahadim mir rusulihi var. Ne diyoruz? La nüferriku ferreka yüferriku tefrika. Yani ayrım yapmak. La nüferriku ayırmayız. Tefrik etmeyiz, tefrika çıkartmayız. Ayrım yapmayız, ayrıcalık gözetmeyiz. Beyne ahadim min rusulihi. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tasdik eder, tefrik etmeyiz.
Ne güzel ölçü konmuş. Değil mi ki hepsi Allah'ın peygamberleridir, hepsini kabul ederiz. Ümmet-i Muhammed'in özelliği bu. Bakın Hristiyanlar öyle değil. Sadece İsa'yı kabul edenler başka kabul eder. Musevi dediğimiz haşa bugünkü Yahudilerin Musevi, Hazreti Musa ile uzaktan yakından bir alakaları kalmamıştır. Biz Yahudiyiz diyenler, Museviyiz diyenler de peygamber olarak sadece İsrail oğullarına gelenleri kabul ederler. Gelmeyenleri siz söyleyin, kabul etmezler. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa'yı niçin kabul etmediler? Hazreti Muhammed'ül Emin İsrail oğullarından değil, tam aksine kimin oğullarından? Hazreti İsmail'in oğullarından. İsrail başka, İsmail başka. Kabul etmediler. Son peygamberi kabul etmediler. Ama ümmeti Muhammed bütün peygamberleri kabul eder.